Merhaba sevgili silahseverler. Bir süredir ithalatı yılan hikayesine dönmüş olan Molot, Viper tüfekler nihayet ithalat işlemleri tamamlanıp sahiplerine ulaşmaya başladı. Bu da Türkiye'de ilk satılan, sahibine ilk ulaşan Viper 12 numara yivsiz av tüfeği. Malum bu tüfekler hobi amaçlı AK-47 platformunu seven atıcıların çok teveccüh gösterdiği tüfekler. Yapıları ve çalışma şekilleri olarak sıhhatli çalıştırılması zor olan tüfekler. Bugün bu tüfekle ilgili çok ayrıntılı inceleme yapmaya, söküp AK-47'ye ne kadar sadık kaldığına bakmaya fırsatımız yok. Sadece bir hevesle kargodan yeni aldığımız tüfeğimizin çalışıp çalışmadığına bakıp tekrar kutusuna koyacağız. İlerleyen zamanlarda inşallah vakit buldukça bu tüfekle çok daha ayrıntılı mekanik fonksiyonel değerlendirmeler yapıp sizlerle paylaşacağız. Tüfek 8 bıçak kapasiteli polimer muz şarjörlerle geliyor. Normalde 76 milimetre atım yatağı olan şarjörleri de buna göre tasarlanmış bir tüfek. Bu tür tüfeklerde beni en çok düşündüren şeylerden bir tanesi 76 milimetre fişeklere göre ayarlanmış çalışma sisteminin fişek bastığımız için zorlanıyoruz. Evet. Burada yaşadığımız sorun şu. Dip tablası bir alttaki fişeğin çentine yerleşti. O nedenle yerleştirirken benim de acemiliğim var. AK-47'ye aşina herkes hemen dikkat edecektir. Emniyet manevrasında erişimi kolaylaştıran bir çıkıntı var. Şarjör kilidi AK-47'ye sadık kalınmış. Yeri biraz farklı. Sert plaka. Bakalım bize ne kadar etkileyecek. AK-47'den farklı olarak son fişekten sonra mekanizma geride kilitlenmiş olarak kalıyor. Şarjörü çıkardıktan sonra mekanizmayı geride kilitleyen diğer tüfekler gibi ayrı bir mekanizma salma manevrası butonu, evet, tetik korkulunun hemen yanına yerleştirilmiş. Pompalı tüfeklerdeki mekanizma kilidine benzer bir manevrayla mekanizmayı tekrar yerine salabiliyorsunuz. Tüfeğin üzerinde SVD ve AK-47'lerden aşina olunan, aslında daha çok RPD'den aşina olunan bir gez var. Bunları zaman içerisinde mesafe taksimatlarını, kullanım şekillerini ayrıntılı bir şekilde inceleyip değerlendireceğiz. Ama kabaca mekanik olarak orijinal AK-47'ye
kurulmaya sadık kalınmadan son fişekten sonra mekanizmayı geride kilitleyen bir sistem konulmuş. Fakat klasik piyade tüfekleri veya bildiğimiz yarı otomatik av tüfekleri gibi alışılmış yerde değil, pompalı tüfekler gibi tetik korkuluğuna yakın bir yerde mekanizmayı salma manevelesi mevcut. Şimdi izninizle tüfeği diğer şarjörü tekrar bir doldurmayı. Şarjör biraz sert manipülasyon istiyor. Özellikle yivsiz tüfeğin pirinç dip tabloları doldurmada biraz zorluyor ama uygun açıyı bulup da yeter kadar zorlarsanız fişek yerleşiyor. Yoksa benim gibi acemiliğin de verdiği yetersizlikle zorlanıyorsunuz. Şöyle bir şey yapmaya başladım. Fişeği tutup ittiriyorum. İçerideyken ön tarafına biraz bastırıp arkasını kaldırıp ittiğimde yerleşiyor. Evet. Sorun şarjörde değil. Şarjörü doldurmayı bilmeyen eşekteymiş. Şarjör yuvasına biraz sert yerleşiyor. Yine eğer emniyet manevrası devredeyse AK-47'deki gibi mekanizmayı çekemiyorsunuz. Arka taraftan mekanizmayı manipüle edebiliyorsunuz. Ben açıkçası çok sevmedim bunu ama sevenler için güzel bir özellik. Tüfekte benim beklediğim bir sıkıntı vardı atışta. Çok şükür olmadı. AK-47'lerde tüfeği biraz böyle dengesiz ve biçimsiz tutarsanız dipçik genelde yanağınızı dövüyor. 7.62 bir tüfekte bile yanağı ara ara dayak yiyen birisi olarak 12 numara tüfekte daha çok dayak yemeyi umuyordum. Ama çok şükür herhangi bir şekilde yanağıma dayak atmadı tüfek. Şu anda göründüğü kadarıyla da çalışmasında bir sıkıntı yok. İzninizle bir şarjör daha doldurup bakmak istiyorum. Meka slakla dolduruyoruz tüfeği. Bu sefer iki şarjöre de fişek basıp bir şarjörü bitirip diğer şarjörle nasıl devam edeceğiz? Bakalım. Tekrar dolduracağım şarjörü arka cebime yedekleyeceğim. Üzerimde çünkü AK-47'deki gibi hızlı şarjörle vurdurarak kilide manevra yapmayacağım. Ama standart basit bir şekilde şarjörü değiştirip ikinci şarjörü de atıp bugünlük bu kadar deyip konuyu kapatacağız.
şarjörü yerleştiremedim hızlıca ve besleme hatası yaptım. Bu benim hatam. Manevrayı doğru yaptığımda tüfek gerekeni yaptım. Şimdilik görüldüğü kadarıyla tüfek sorunsuz çalışıyor. İlerleyen zamanlarda inşallah çok daha yüksek atım adetleriyle ve farklı fişeklerle tüfeği test edeceğiz. Tüfeğin yayları ve manevralları sert. O nedenle ilk atışlarımızı ağırlıklı olarak slaklarla yapıp tüfeğe bir miktar rodaj yaptırdıktan sonra çok daha farklı fişeklerle inşallah test edeceğiz. Hepinize iyi günler, emniyetli, zevkli atışlar dilerim.